Müzik türü seçiyoruz müzik değil mi şu türü. An? Müzik türü. Eyvah! Ne? Arabesk rap. Ya hayır ya! Tam o olacağım. İşte bu. Bu, işte bu mu? Şimdi görürsünüz. Dolu Kadehi Ters Tutun sunduğu Fifijör programından herkese selamlar. Bugün... Çok özel bir konuğumuz var. Sürpriz bir konuğumuz var. Hiç beklenmedik bir konuğumuz var. Ben... Sen tabii bak. Lütfen. Lütfen. Alkışlarınızla Paptıracağım AKA Sena geliyor. Bravo. Buyurun çok ortaya geçin. Ya, sağ olun, çok sağ olun. Oğulcan... Konukları ortaya alıyoruz genelde. Ben Oğulcan taklidi yapmak istiyorum. abi Rick Rubin çok iyi değil mi? Abi herkes takip alsın abi. Abi Betaçın Peppers çok güzel. Beğendin mi? Bilmiyorum, çok şey geldi bana. Karakterize. İki boyutlu geldi. Şöyle ikinizi de görelim. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım? Evet, sizi sunarken tabii aslında kafamda sizi sunmak vardı ama siz beni sundunuz. Niye bilmiyorum. Biz çünkü sundurtmayız kimseye kendimizi. Doğru. Evet. Bu işe biz sizi... girişirken bu işin başında bu şekilde konuşmuştuk. Yani bir durum olursa kendimizi sundurmamamız lazım. Evet. Ben sizi sunmayı düşünürken şöyle şeyler yazdım. Alternatif müziğin tanrıları... Nasıl? Daha da. Evet, alternatif rock mı? alternatif müziğin tanrıları, bağımsız müziğin Türkiye'deki temsilcileri. Olmadı mı? Yani olabilir. Abi, başlangıç olarak iyi. Sen bana ne dedin? Paptıracağım AKA Sena. yapmamışsın da güzel de olmuş bir yandan. Kötü mü diyorsun? Yok, yapmaman başka güzel olmuş. Başka ne yazmışım? Dünyanın en iyi albümünün sahibi. Doğru. Doğru bilgi yani. Normal şey ama gerçekler. Bir de şey yazdım. Rage of Legends. Olur. Bu olur. Bizim toplantı amacıyla Zoom üzerinden pandemi döneminde iş konuşuyorduk. Toplantının sonunda şöyle bir şey. Ya aslında biz böyle hani League of Legends falan seviyoruz. Öyle bir sen oynuyor musun ya hadi bir oynayalım birlikte diyerek arkadaşlığımızı pekiştirdik ve evet. Her gece bir aram yoklaması yapıyoruz. Birlikte aramda var oldu. Arkadaşlığımızın temel bir arada tutan yapıştırıcısı oldu o bize. Evet. Aramdır. Hatta normal oyunda oynamak istemezler çünkü ben Tristana'yla... Feedliyorsun şimdi falan. Bu şey az Tristana'yla report. Hayır benim için problem değil. Ben de raporlayıp geçiyorum. Çok bulaşmam. Gerçekten afiyorum. Bir mekanik yapılmış oyunda sonunda. Ve oyunda şöyle şeyler var. Oca full istatistik kasıyor, işte insanları delirtme, şakoyla çeşitli taktikler. Bak Uğurhan'da bütün oyun boyunca tek şey şu. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Ama sakin sadece... kalmamız lazım. Bu kadar ama başka hiçbir şey yok. Ölür, ölmez. Uğurhan her oyun sakin kaldı alıyor. Sakin kaldı. Çok sessiz, sakin dememiz doğru olur mu senin için hocam? LOL oyununda mı? Hayır. Genel olarak sakin. Genelde bu konuşuyor. Bır 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 teknik yok, Rick Rubin yok. Evet. Ben genelde daha sessiz ve sakin normalde de böyle kalan miyiz? Bir insanım. Evet. Hani yorum evet. Yapman çok... gerekirse yaparsın. Hmm. Yapmazsan... Evet. Evet, dinlemeyi çok severim. Dinleyip düşünmeyi çok severim. Sen yani bulamıyor işte. Ki benden. Düşünüyorsun hocam bu konuda. Abi. Şimdi de konuşturmayacaktım da. Yine kesin. Birazcık bir konuş. Evet, Uğran çok konuşmaz. Sana girecektim. Değil mi Uğran? Sen söyle tabii. Bölüyorum ama ya. Evet, konuşmaya çok ters. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Tamam, konuşuyorsun da boş konuşmuyorsun be kardeşim. Ben de boş konuşuyorsun diyeceksin diye çok heyecanlandım. Hayır, bu adamın ağzından çıkan herhangi bir cümle. Boş olamaz. Boş olamaz. Yani bir yerinden geliyor. Ben mesela Oğulcan'a farklı bir perspektif katabilirim diye felsefeden bildiğim bazı konuları açmaya çalıştım. Aynen onu ben de okudum mesela. Aristoteles'in bilmem ne kitabında bahsettiği dostluk kavramı. Diyorum ki yani o... Oraya kadar gelmemiştim ben falan. Ya öğrenmeye çok açık bir zihinsin. Öncelikle hayranım. Sizle konuşmak gerçekten etrafınızdaki insanların kafasını ciddi manada çok güzel açıyor. Genel meraklılık herhalde diyeceğim. Bir dakika ne demiş falan. İlginç bir bilgi. Mesela o Aristoteles'in şey muhabbeti. Başladı bak. Ne güzel bir laf etmiş. Bu nerede geçiyormuş deyip. Hmm. Kitaba okuyorum. Kitabına bakıyorsun. Atatürk gibi bak. Bu arada ben Rick Rubin'i falan da yine senden öğrendim. Takip ettim. Sonra postlarının altını bilmeyenler için hemen söyleyelim. Aslında bir müzik filozofu. Ya yapımcı normalde ama yapımcı. Çok felsefi bir yapımcı diye öyle gibi. Çok yani, müzikten anladığından güzel cümleleri var yani. Güzel cümleleri var. Bazen böyle biraz Tumblr girl'le kayan işte Twitter'da Facebook duvar yazılarına dönen. Ama yani adamı bildiğim kadarıyla şöyle inanılmaz güzel, rafine bir stüdyosu var. İşte her yerden uzak, işte oraya sanatçı geldiğinde işte çıplak gezebileceği kadar rahat bir yer oluşturmaya çalışmış falan böyle. Kafamı çok ciddiye açmış bir adam. Sonra bütün podcastlerini falan dinlemeye başladım sayesinde. Yani çok güzel bir katkı olmuştu bana. Süper, bana da kafam çok ben de hepsini benim taktiğim o. Seni heyecanlandırıp sonra senden öğrenmek. Rick Rubin'i sonra takip ettikten sonra altta yorumlara bakıyorum. Bartu Küçükçe ağlayan sürekli şey. Ya sen de iyice abarttın benimki falan yazıyor. Hocam evet, neler var gündemde? Neler yapıyorsunuz? Gündemde neler var? Vallahi bir süredir yeni albümle uğraşıyoruz aslında. Her gün. Her gün. Başka bir şey oluyor. Bugün işte dediğimiz gibi biraz tatil günü oldu. Ne kadar sürdü? Ha geçen ona konuştuk. Ne kadar ay önce başladık biz? Kayıtlara en azından.
Ya şöyle oldu daha doğrusu. Biz işte geçen yürüyorum, Uğran yine geldi falan. Böyle şey... Yine geldi. Ozby ile biz şarkı yaptık, klibini çektik falan. İşte editine Uğran gitmişti. Ben de şey düşünüyorum. Doğru. Ben o sırada niye gidemedim ya, ne iş vardı falan. Sonra baktım ki albümle uğraşıyorduk hala. Kayıtlar vardı. Sonra dedim ki ne kadar uzun süredir uğraşıyoruz abi albümle falan. 3-4 ay mı? En az o kadar vardı. En uzun süren albüm oluyor evet. Herhalde. Çünkü bir de tersi. çok eskisinde... Ya şöyle oldu aslında. Biz hep stüdyo albümü yapmak istiyorduk çok uzun süredir. Biz şey taktiğimiz var. Kendimizi özletiyoruz birazcık. Mesela bir önceki albümümüzde de tamamen iki kişi elektronik böyle bilgisayarda tam da pandemiye de denk geldi. O sırada da hep şey diyorduk. Bir dahaki albümde böyle tam tersi stüdyo albümü band yaparız falan. Sahnedeki ekip oturdu vesaire derken hep istediğimiz tarz bir albüm için çok uzun zamana yaymak da bir bu albümün yapımının bir parçasıydı böyle aniden olacak bir şey değil. Önce bir besteler, sonra sözler, sonra aranjeler hepsi yayıldı diye çok uzadı. Ama paralelde hep başka işler olduğu için konserler vesaireler, ayrı single'lar. Bir de hayvan gibi bir konser yaptınız. Evet. Yani hani böyle mütevazı göründüklerine bakmayınız efendim. Bunlar daha 2 hafta mı oldu? Galiba ya. Ya Aralık, daha yeni yani. Aralık'ta oldu. Bir arena konseri yani. Bu az buz konuşulmuyor. Ya bunu da bir aradan bir çıkaralım. Nasıl hissediyorsunuz bu konuyla alakalı? Of. Bir tek şunu hatırlıyorum. Nasıl geçti? Çünkü ben konsere maalesef yetişemedim ama after'ına koşa koşa gittim. Geldim. Ve dedim ki Urhan'cığım nasıl geçti? Ne dedim? Bilmiyorum ki. Evet çok yeniydi. Şimdi bütün çizimlerine kadar işte ne bileyim ne koyuyoruz, hangi ışığı kullanacağız, abi nasıl nerede ne yapalım falanları konuşmamıza rağmen orada prova günü o sahnenin konulmuş halini görünce bir of ne yapıyoruz Allah. Abi biz bugün bu akşam ne yapacağız şimdi falan gibi bir moda girdik. Konser esnasında da yani güzel bir konser geçiyor ama arada şey hissiyatı geliyor. Abi yaptık bunu ya gerçekten falan gibi. Bitince de o yüzden tam anlayamadım. Kısa gibi geldi. Aylardır haftalarda uğraşılıyor. 2 saat için mi falan oluyorsun. O kadar emeği verdik. Sonra bari burada bir ay boyunca her hafta çıkalım falan oluyorsun yani. O kadar kurduk ettik falan. Evet, ama çok enteresan, inanılmaz bir şeydi yani. Hani bütün konserler güzel geçiyor bizim ama hani bu çok bambaşka bir yerdeydi. Nereden nereye oldu mu bir? Bundan böyle bir 5-6 yıl önce yine orada Volkswagen Arena'da Pentagram'ın akustik albümünün konserine gitmiştik. Full ekip çıkmışlardı böyle hani Demir Demirkanlılar, O Gün Sanlı Soylar falan hepsi var yani. İşte Keçen'in asistanıydım ben o zaman yönetmen. Onunla birlikte bizi kulise sokmuştu. Orası da öyle garip bir ortam ki herkes çok ünlü böyle işte Harun Tekin geçiyor, Şebnem Ferah geliyor. Falan böyle bir ortam. Biz de orada Uğran'la duruyoruz ama hani müzik yapıyoruz ama hiç no name ötesi. Kendi kendimize şey dedim oğlum biri bizi burada görse ne işiniz var falan der. Hani o kuliste sonra o hissi verdi yani o kuliste falan takılmak, after yapmak, oraya o kurulmak. O after'da yıldızlar geçti. O gece de böyle toplanmış herkesi görmüş olduk falan çok, güzel oldu. Ya, gerçekten herkes oradaydı ve şeyi de hissettim o da çok önemli yani. Size helal olsun. Herkes ona gelmiş. Ben gerçekten şeye geldim. Çok yorgunluktan öldüğümüz böyle klavyeleri taşıyıp falan geldik ama dedik ki gideceğiz ve çocuklara diyeceğiz ki size helal olsun. Davetliler falan konuşulurken ben hep şey dedim düğünümüz varmış gibi işte herkesi davet edin falan. Organizasyon falan da bizde olduğu için. Çok temiz aktı. Bilmiyorum şimdi tabii ki çok fazla teknik aksaklık yaşamışsınız diye duydum vesaire bir sürü şey olmuştur mutlaka. Çok hiç zor bir konser. Hiç beklenmedik yerlerden bir de. Nazardır kardeşim nazar değmiş. Yani şey önlem alınamayacak bir şey oldu yani. Evet. Yapacak bir şey. Ses masası yandı yani. Bir son de nasıl bir anda biliyor musun? Biz 2 gün orayı tuttuk. 2 gün boyunca provalar, önceki gün konserin provası yapıldı, ışık provaları yapıldı. Rekorlar kaşınıyor, yapılıyor. En son hepsi bitti. Falan. Ertesi günkü tekrar soundcheck bitti. Ertesi günkü intronun bitti. Revizeleri de bitti. Herkes gitti. Ben en son bir iki şey düzelttim. Tıkırtılar duydum böyle. Onu da halledersiniz deyip gittim. Meğersem o tıkırtılar çözülememiş. Masa yanmış abi. Peki senin 2 oynayayım dediğin yerden patlatmış olma ihtimali yok mu? Olabilir. Bilmiyorum. Kardeşim oynama bilmediğin şeyle ya. Konseri abi. Mahvediyordun ya. Gerçekten öyle. Hatta bir şey yapmıyorum. İntronun ışık provasını izliyorum. Konserden indikten sonra dediler bize. Abi bu arada öyle az daha tek masa çıkıyorsunuz. Şansı bir aynı masadan yine yetiştirilmiş. Bize söylemediler bunu. Biz konserden inince öğrendik masanın bozulduğunu. Ya 2 gün boyunca çalışıyorsun masa bozuluyor abi. Masada bozulmasın ya konser korkmuş. Masası. Abi her gün bu kadar çalışılmaz kardeşim. Bizim full gündem öyle olunca kim, günün hangi saatinde biriyle konuşsak bizden albüm yeter. Duyduğu için artık bir yeter falan olur. Her Allah'ın günü bu insanlara yazık değil mi? Ya sen kendi için yapıyorsun ya bir de kendi işini yapıyorsun gibi ama bir yandan. Ama şuna çok özendim. Evet. Çok güzel görünüyorsunuz bir yandan da. O eski stüdyoya girelim ve haydi albüm yapalım kafasının çok özlendiği bir dönemde böyle bir şey yapma özgürlüğüne sahip olmak tamamen sizin başarınız. Ekip arkadaşlarınızın yanınızda sizinle birlikte yürüyen müzisyenlerin kafası artı sizin böyle bir konfor alanını onlara sunuyor olmanız demek bu işe belki 5-6 yıldır 6 yıl mı 5 yıl mı? Yani evet. O yıldan ben daha 2009'un beri... 4 yıl önce olduğunu yeni öğrendiğim için çok iyi hissetmiyorum kendimi. Günaydın. Kaç yıl bilmiyorum. 2015 desek. 2015 mi? 10 yıl kutluyorsun. Onu diyorum ya. Onu dedim işte. 2015
2019 4 yıl önceymiş evet. diyorum ya. 10. yıl saçma. Pandemide de albüm çıkardılar. Durmuyor ki adamlar. Ne demek ya? Evet. Yani evet. Pandemi olmasa diyor. İyi olacaktı. Evet. Yani pandemide de albüm çıkardın. Sus. Ama o tesadüf galiba. Oldu biliyor musun? Ya biz pandemi olmadan önce şey konuşuyorduk. Ya bir ay tutalım, bir ay kapanalım. Orada albüm yapalım. Biz evi tuttuk. Sonra pandemi çıktı ortaya. Sonra tuttuğumuz evin sahibi bize dedi ki lütfen size iki katı para falan vereyim geri çıkın. Yani biz dedik yok abi biz albüm yapacağız. Veremeyiz yani burayı. İş dedi. Var yani şu an. Adam biz iş var nasıl albümden? Çıkın lan evimden. Dikmeyin albümünüzü falan. Ha, evet. Ocak'ta falan tuttuk. Şubat'ta işte pandemi oldu falan. O yüzden aslında o biraz bize şans denk geldi. Konuşmuştuk ya karanlık albümü çıktıktan sonra yaptığımız turneden daha fazla bir süre beklemiştik zaten. Evet. Aa. Öyle bir albüme gittik. Evet evet. O çok evet. garipti ya. Buradan mesela şunları düşünmek çok keyifli oluyor. İlk albümünüzü yatak odasında yapıyorsunuz. Evet. Böyle GarageBand'den yapıyorsunuz falan. Şimdi de onun gelişmiş hali. Çok da bir farkı yok. GarageBand'den yaptık hatta ilk single falanlar da GarageBand. Çıkmış yani. Biraz geç geçtik Loji'ye. Ya şöyle bir şey, o dedin ya 2015 falan. Aslında o zamanlar hani şey değildi amaç. Biz müzik yapıyoruz falan diye. İkimizin de işi gücü var. Bir 2-3 yıl evet. yani iş güç devam ettik aslında. Gastronomi. Ya bir de, gastronomi evet. Sinema. Bir de şeyi diyecektim. Yani şimdi geçen onu konuştuk yine. Hani şu an son zamanlarda çıkan böyle bütün single'larda şey falan çıkıyor ya. Olay, bir fotoshoot. Geliyor. Geldim. O geliyor. Bayağıdır şey görmüyoruz. Derinden benim şarkım budur falan diye şarkı koyan yok. Evet. Bizim dönemde daha çok öyle şeyler vardı. Abi şeyim var SoundCloud'a mı koysam? Yok ya dur Spotify'a koyayım diyebiliyordun. Gerçekten ha, demo evet, demo diye ismini çıkart da dinlenen insanlar evet, vardı evet. falan. Evet doğru. O popüler bir şey yani. O kadar yani. Önemli şu değildi. Şu an böyle hani yanlış bir şey gibi. Yok bu prodüksiyonu yok bunu koyamam henüz falan gibi bir yer. Ya işte ondan bahsediyorum yani. İlk başta hatta işte bu Red Hot Chili Peppers örneğini sürekli verip öyle bir şey yapmak istiyorum. Onu deneyimlemek istiyorum. Yani o sound'a çok yakın bir şey istiyorum dediniz. Ve şu anda geldiğiniz nokta oraya çok yakın. Birlikte stüdyoya girip full orada kayıt aldınız falan bir süreç atlattınız yani. Evet. Bu inanılmaz bir olay. İnanılmaz. Ve çok büyük lüks bence. Evet şu dönemde ekstra. Yani. Sadece şeyinden bahsetmiyorum. Lojistik olarak bir yer ayarlayayım falan filan değil. Bu mentalitede müzisyen bulup onlarla bunu keyifli hale getirmek falan çok zor iş. Bizim şey şansımız var işte yani yıllardır artık oturduğu ekibimiz. Evet evet. Ve hani birlikte müzik yapmaktan çok hoşlandığımız onlar da eminim hani şeyler gazlar. Müzik ya bizim hep dediğimiz şeylerden biri. Bizim kayıtlarla sahne performansı hep farklı oluyor evet. biraz. Sahnemiz çok daha 7 kişiyiz sahne de onu yansıtmak hep istiyorduk. O yüzden dolu, session dolu. Yapıyorduk arada konser live koyduk falan filan. Ama işte hep şey vardı. Ya böyle bir stüdyo albümü yapalım. Sahnedeki müziği yansıtabildiğimiz bir şey yapalım. Özellikle de şey yapıyoruz hatta. Kimse de duble yok. Back vokallerin hepsi tek herkes tek kanal ki sahne ya bizi böyle kablomuzu tak çıkıp çalalım bir albüm yapalım falan istiyorduk. Daha bitmedi belki. Kıskanıyoruz de. Kardeşim. Darısı hepimizin başında. Uzaktan bakıp vay be diyoruz. Yaptılar helal olsun. Yani. Yok mu helal daha yapamadık. Olsun. Değil artık back vokaller kaldı be. Yani evet mikse gidecek falan. Aa! Mikse kime gidiyor ay, ya bilmiyorum. Olacak? Şimdi onları da söylerim olmaz falan. Olmazsa ay, evet evet söylerim. Ama yani olsun olursa... Jinx etmeyeyim. Ay evet. Çok güzel ben. Neyse. Şimdi bundan 8 yıl önce herkesin kendi işi gücü var. Ne kadar mutlusunuz hayattan? Yüzde kaç veririm? 8 sene önce mi? Hı-hı. Ben mezunum. Muhtemelen. Kendim için konuşuyorum şimdi. Ben mezundum muhtemelen. O olacağını anlatayım size. Muhtemelen şeydeyim. Tanışıyordunuz. Bir kafedeyim. Tanışıyoruz. Kafedeyim. Çalışıyorum. Ondan sonra aslında çok mutsuz değilim ama şunun mutsuzluğu var. Müzik yapmayı çok istiyoruz ama artık ufak ufak müzik biraz daha ciddileşmeye doğru giderken yeterince emek ve zaman harcayamama mutsuzluğu vardı o sıralarda. Ama o dönemde yapıyordunuz hala. Tabii müzik devam ediyordu ama bir yandan da mesleğimiz olması zorunluydu yani öyle bir durum. Hani seçim değildi aslında çok. Şeyi hatırlıyorum hatta bizim Serdar şu anda birlikte çalıştığımız tanıyorsun. O aramıştı hani şey demişti abi emin misin artık hani bak şu işlere de yetişemiyorsunuz bunları konuşuyorsunuz ben de şahit oluyorum ama öyle bir emeği ikiniz de veremiyorsunuz artık hani böyle meslek konusunda biraz daha mı böyle bir kararlar alsanız artık falan gibi bir konuşmalar yapmıştı. Hatırlıyorum oradaki yani o şey mutsuzluğunu lan yetişemiyorum hangisi bir seçim yapmak lazım dur falan filan. Yani işte risk alarak tekrar müzik yapalım kararını almıştık. Orada istifa edildi ve go mu dendi? İstifa edildi ve go dendi gibi aslında evet. Patronla konuşmuştum ben böyle sağ olsun şeydi zaten ilgili. En azından evet destek. Uğur'un annesi bizim mesela bizim amfi falan almıştı. Hep bizim benim ablam işte ilk klibimizi çekeyim diye para verdi falan. Hiç öyle şeyleri olmadı yani. Hep destek oldular. Şu avantajımız vardı bence. İkimiz de 20-21 yaşındayken görece alternatif yani meslek olarak seçtiğimiz yerlerde belli bir yere gelmiştik ve risk alma şeyimiz şöyle oldu. Abi bırakalım 2 yıl müzik deneyelim. Olmazsa 23 yaşında bu noktada olmak da çok kötü değil. Evet. Ben yardımcı yönetmenlik falan yapmaya başlamıştım. Uğran işte müdürlük yapmaya falan başlamıştı böyle kafede falan filan. Dedim ki 2 yıl yani 23 yaşında müdür olmak da kötü.
kötü diye. Çoğu insanda şey oluyordu. Önce bir para kazanayım da kazandığım parayla müzik yaparım. Evet. Ya şu onu diyorum ki ben abi müzik yani biraz genç yaşta yapılan bir şey gibi geliyordu. Hı. Yani şimdi 30 yaşında falan tamam çok para kazandım. Şimdi müzik yapayım dediğimde ben insanların dinlediği güncel müzik yapabiliyor olacak mıyım? Evet. Kendime yaparım ama. Başka o yüzden dedik yani risk almak aslında şey gibi değildi. Her şeyi yaktık gemileri değil dedik. Abi 2 sene en kötü kaybederiz deyip. Evet. Ama sonra işte iyi gitti. Ne kadar zaman verdikçe o kadar iyi gitti bu arada. İnsanlar için üzücü tarafı bence o. Kimilerinin şarkısı birden tutuyor. Ünlü olabiliyorsun ama genelde ne kadar zaman verir, ne kadar emek verir, ne kadar görünür kılarsan işini o kadar üstüne oluyor. Koya koya. Evet. Peki şunu soracağım. O dönemde böyle hani dedin ya gündemi yakalayamayabilirsin de zaman geçti artık bir noktadan sonra daha sabit. Yaşın getirdiği böyle bir artık beynin plastisitesi midir bilmiyorum da daha adapte olup daha çabuk evirebiliyorsun. Bir şeyden hoşlanmasan bile neden hoşlanmadığını tespit etme şansın oluyor falan filan. Yani müziğe başlamadan önce de bu açık fikirlilikte müzik dinliyor muydunuz? Hmm. Müziğe başladıktan sonra dinlediğiniz müziklerdeki aldığınız keyif, onun prodüksiyonuna odaklanma veya sevmediğiniz bir müziği daha sosyolojik olarak dinleme falan gibi refleksler ondan sonra mı çıktı? Öncesinde de bu var mıydı onu merak ediyorum. Çünkü benim şu an müzik dinleme keyfim yerlerde yani. Eskiden öyle değildik yani. Yani mesela atıyorum şeyi hatırlıyorum lisedeyken ya da üniversitedeyken falan yolda dinlediğim, bilmem ne de dinlediğim, üzgünken dinlediğim, cartken dinlediğim falan gibi müzik türleri vardı. Şimdi bakıyorum hani sürekli şey gibi dinliyorum şu an müzik. Takip etme. Ne oluyor? Bu aralar ne oluyor? Aynen. Bu hafta ne olmuş? Falan. Haberleri hani... izler gibi Spotify'a girip... Bayağıdır atıyorum John Mayer yazıp şu albümü dinleyeyim dememişim bayağıdır. Hep böyle işsel ya da Chili Peppers'ın şu albümü dinleyeyim falan gibi böyle bir hani işle alakalı ya da işte dediğim gibi gündemi takip etmekle alakalı. Ben şey hatırlıyorum yine Discord'da oturuyorduk bir şey yine oyun oynuyoruzdur kesin. Sen böyle mırıl mırıl Justin Bieber'ın bir şarkısını mırıldanmıştın. As long as you love me. Böyle şey oldu. Oh be başka bir şey. Tamamen konteksten çok alakasız bana hiçbir faydası olmayan, sevdiğim bir şarkı. O zamanlardan mesela evet, şarkıda. Evet, bayıldım böyle. Oh, içimi rahatladı. Hemen Justin Bieber'ın o albümünü açtım falan. Evet. Çok güzel albüm, çok evet. Severim. İlk böyle şey dönüşüm zamanıydı. Ben çocuk değilim yalnız albümü. Evet, evet. Ben biraz serseriyim de bir yandan evet. Falan albüm. Benim böyle birkaç taktiğim var o konuyla ilgili. Ben de böyle çok müzik prodüksiyonuna çok zaman içinde öğrendim. Benim amacım mix... mühendislerle, mühendislerle anlaşabilelim müzisyen olarakken. Çok kendi kendimi yapana... Kaptırdım. Çok, çünkü çok sanatsal geldiği için giderek çok öğreniyorum. Hala öğreniyorum. Bana işte ne bileyim o gitarın oradaki o altlı müslüm olması estetik bir karar bir yani bence. Ya kesinlikle öyle de. Ya ben de çünkü daha iyi konuşabileyim, biraz daha yaptığım şeyi anlayayım diye. Aynı senin motivasyonunla prodüksiyon öğrenmeye kalkıştım. Ama günün sonunda merakını cezbetmediği takdirde dibine dalamayacağım bir taraf olduğunu. Diyorsun. Benim biraz merakımı cezbetti. Bir de ben öyle manipüle edebiliyorum kendi ilgimi biraz. Mesela eskiden sevdiğim bir şarkıyı açıp dinliyorum. O kadar çok şey fark ediyorum. Akik ne garipmiş bilmem ne ve şey diyorum hepken. Bak bunların hiçbirini fark etmiyordum. Bu şarkıyı çok seviyordum. Bunu unutma. Bunların hiç haberin yoktu. Yani bunu dinlerken hiç şey demedim ben. Akik falan hiç demedim. Ne güzel şarkı falan diyordum. Hani anladın mı? Şimdi dinleyince dikkatimi çekiyor aynı şarkı. Bak diyorum bak bunların farkında değildim. Bunu hatırla yani. Tabii ki düzgün sound yapmaya çalış ama önemli olmadığını da bil. Çok önemli ve hiç önemli değil aynı anda. Bu tarz şeyler dikkatimi çekiyor ama şey dememeye çalışıyorum. Yani sound'u karıştırmamaya çalışıyorum işin estetiğini. Mesela arada şey de iyi oluyor. Oha bak ne kadar eski bir şey ama sound'u ne güzelmiş. Hmm. Orada da şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Burada hala geçerli kılan şey ne? Bunlar biraz deney bir de. Evet, şimdi o adam da onu bilmiyordu muhtemelen. Belki biri dedi ki abi yakında kick kalmayacak sadece sinir olacak diyordu biri. Belki yani olabilir evet, şimdi. Evet, olabilir. İşin özünde hakikaten biraz besteye gidiyor ya evet. Olay. Sürekli söylüyoruz yani beste yapıyoruz da bu besteyi bir piyano ile bir gitarla vokal çalınca güzel oluyor mu? Ona bakalım. Evet. Bizim testlerimiz var ya böyle. Hani. Evet. Piyano ne testi. Bileyim. Ha, işte yani insanlar eşlik edebilecek mi bunu? Duşta söyleyebilecek mi? İşte bir akapella testi bile olur yani. Güzel bir şarkı. Bazen oluyor. Prodüksiyon bir şarkıyı güzelleştirebilir ama tamamen ona güvenerek iş yapmamak lazım. Ya ben mırıldandığımızda keçi gelen, aklımızda kalan bir şeylere daha çok yükselmeye çalışıyorum. Bu albüm de o yüzden de uzun sürdü. Ya o müthiş işte yani. Asıl beni etkileyen tarafı o albümün ruhunda ve dinleyene de çat diye ulaşacak bir şey olduğu için çok şey geliyor bana. Güzel geliyor. Şey kuralı önemli bence. Geçen tekrar Uğran hatırlattı, iyi hissettim böyle. Bizim ilk başlarda koyduğumuz bir kural var. Çünkü şöyle söyleyeyim, şunu dedik biz. Biz kendi müzik zevkimize güvenelim be. Biz diyelim ki biz bir müzik dinleyip sevdiğimiz de o iyidir diyelim. Çünkü bunu değiştirmenin ve bunun doğru olup olup olmadığını bilmenin bir yolu yok. Öyle varsayalım ve beğendiğimiz şeyler üretmeye çalışalım dedik. Şimdi geçen gün yine konuşuyoruz böyle şöyle mi yapsak, albüm şu zaman mı çıksa, ay işte Ramazan var yok seçim olacak falan filan. Uğran şey dedi ya biz güzel albüm yaptık diye bir düşünelim önce. Dedim ki aynen doğru söylüyorsun. Tamam biz güzel bir albüm yaptık diye düşünelim. Çünkü çıkamıyorsun işin içinden yoksa. Evet. Bunu varsayması lazım her müzisyenin. Yani sen müzik dinleyip seviyorsan belli ki zevkin var. Bir müziği üretiyorsan belli ki o müziği dinleyecek biri de var. Sen uzaydan gelmedin sonuçta. O yüzden biraz rahatlamak lazım.
lazım o konuda yani. Ve öyle varsayarak hareket etmek lazım bence. Peki şeyi ne diyorsunuz böyle? İşte son konseri konuştuk, son albümü konuştuk. Değişir ilk tarafı var ya mesela ilk konser. Ha biz sana öyle bir şey getirmiş. Aynen. Buradan, bana şurada bir bu ilk konser bileti. Tasarımı kime ait? Buse Emiroğlu. Bizim ilk albümümüzü de çizmişti kapak arkadaşımız. Bu bizim ilk konserimizin bileti. Dünya. Dünya hala var değil mi Kadıköy? Dünya hala var. Kadıköy'de orada nasıl var konser verebildiniz inanamıyorum. En üst katı şu an galiba en üst katı biraz daha farklı. Teras. Işte. Zaten 50-60 kişi falan girebileceği bir yer. Biz oraya yastıklar koyduk işte. Boşalttık sandalyeleri boşalttık falan. Etrafa böyle bir sandalye varsa hani aileden gelecek 3-5 tane. Kahun. Bir kahun, bir bas. Küçük o köşesi var onun böyle bir küçük bir alan var hala duruyor. Orada böyle çaldık. Etrafta da işte bu resimleri çizen. Pardon. Geçen bir tane video karşıma çıktı da bizim dünyadan bir anımız videomuz. Hadi ya. Evet. Hadi be. Telefonu bir versene. Ay yaşasın. Aa evet. Lan yerim ya. Biraz karanlık. Böyle bir ortam yılı oldu. 2016. Bak böyle bir köşe yaptık. Bu eşyaların hepsini şöyle getirmiştik. Şöyle ışıklar, ışıklar. Böyle bir şey işte. Ay çok tatlı. Ya bizim işte şöyle bir şeyimiz vardı. Biz Uğran'la işte metalciydik bir ara çok uzun süre. Böyle yılda bir konser vermek için haftada 5 gün 10'ar saat prova alıyorduk. Şimdi bu tarz akustik müzik yapmaya başlayınca biz şey olduk. Konserden iniyoruz. Böyleyiz. Hiçbir yorgunluk yok. Biz konser yapardık. Yatayım falan gibi oluyordu. Konser verme tecrübemiz vardı. Soru. Konserlerden falan da önce yani proje tam böyle şekilleniyor falan filan. Ne mesela şu sahneden istiyorum dediğiniz bir metal grubu. Ya metal dinliyorsanız o sürede herhalde referanslar oradan geliyor. Şöyle bir konser yapacağız biz falan ya var biz, mıydı o dönemde? Konser çok severdik. Çok izlerdik çok ya. Çok çeşit çeşit. Ya, o yapıyor olduğumuz müzikle muhtemelen keşke şu olsa dediğimiz tarzdaki işin muhtemelen arası daha da açıktır o sırada ama. Dediği gibi sürekli zaten çeşit çeşit konserlerin, çeşit çeşit metal konserlerin ya da işte ne her bileyim. Konser. Şöyle bir şarkı, şu anda yaptığınız bestelerden başka bir şey hayal edip zamanla tarzınıza evrilen bir şey var ya yani. Hani ilhamla artık kendi kendinizden kattığınız noktada. Ya mesela örnek vereyim. Madem şarkısını ben böyle ilk bestesini yaparken şeyi falan dediğimi hatırlıyorum. Bak burasında şöyle yaparız, seyirciye konserde bunu dedirtiriz. Başında şöyle yaparız falan. Biz beste yaparken çok konser hayal ediyoruz. Yani, hayal gücümüzü çok çalıştırıyoruz yani şarkı yaparken. Gelecekte uçuk uçuk şeylerdi bu arada. O uçuk şeylerden bazılarına yaklaşınca garip mesela oluyor. Çok garip oluyor. Lan yani, çok güzel. Tatlı oluyor. Ay. Burada çökerler, böyle yaparız, zıplarız falan diye beste yapıyoruz. Yani mesela bestenin onlar olunca ya da biraz bile olsa o lan oldu bir çöktüler, falan. Çöktüler, hani, çöktüler. Evet, evet. Hani. Şey oluyordu, Avenged Sevenfold'un bir konserinde şu, şöyle bir hareket var, bizim şu şarkıda şu tarz bir şey yapalım. Evet. A21 Pilots burada şunu yaptırmış, biz de şu şarkıda şöyle mi yaptırsak diye. Evet. Her şey, mesela bak şurada akustik gitarla giriyor, ben de girsem de oradan şuna mı dönsek falan hepsini. İster istemez mixliyorsun bir de, yani evet, şeyi mixliyorsun. Şimdi iki kişiyiz ya sahnede ama 7 kişi de olabiliyoruz falan da olabiliyoruz. Gördüğümüz, izlediğimiz konserlerde çeşit çeşit atıyorum. Rammstein'in bir şeyini izliyoruz. Bambaşka bir şey oluyor orada. Ama oradaki bak şuradaki patlayan şey var ya onun gibi bir şey mesela falan gibi. Ufak ufak böyle bir şeyleri alıp ortaya mixlemeye çalışıyoruz ve gücümüz yettiği kadar onu güzel şey yapmaya çalışıyoruz. O yorumlamaya çalışıyoruz aslında. Bu başından beri böyleydi yani. Evet evet hep böyle. İlk şarkılardan şeyde işte ilk stüdyo albümünde de Tehlikeli İkilem'in başı. Tamamen sahneye şu şarkıyla çıkarız. Burada bunu yaparız. Seyirciye bunu da dedirtiriz. Hep şey gibi bir bölüm var da bilmeyenler için söyleyeyim. Tehlikeli İkilem'de işte İstanbul şehri falan diye giriyor. İşte Ankara'da Ankara şehri. Daha burada hiçbir yere gitmemişken bunu. Evet evet. Lan ya çok tatlısın. Hatta şimdi bir sürede Tehlikeli İkilem'i çalmıyoruz ama şey iddiaları falan dönüyor bizim ekipte. Bak işte İstanbul şehri mi diyecek, İstanbul mu diyecek, işte Gaziantep mi diyecek, işte Antep mi diyecek. Eğlenceli de oluyor. İşte bu hayal etme ve şakalı da hayal etme falan. Yani o şarkı yaparken biraz her şehirde yani o şehri söyleriz bunu diyorduk ama daha hiç İstanbul'dan başka bir yerde konser vermemiştik mesela. Evet evet. Çok tatlısınız ya. Ya bir de kimse bir şey demiyor ki ne biçim hayal kuruyorsun lan falan demiyor. Kuru yani ne olacak abi. Parayla bu kardeşim. En kötü yapamazsın. Bırakın da hayal kuralım be. Peki ailelerde böyle bir müziğe yönlendirmeyle mi başladı bu süreç? Yoksa zaten başından beri ben oradan bir şeyler kaptım ve of bir dakika dedim. Ben bunu galiba yapmak istiyorum. Evet, chill. Ben de bu iş. Benimkiler piyanoya yönlendirdi. Açık kulağı var şöyle yapalım böyle kaç yapalım falan oldu. 9 yaşında falan başladı ama hani böyle ben zaten işte 7 yaşında falan böyle iki parmak bir şeyler çalmaya çalışıyormuşum. Kral TV'nin önünde falan. Sonra fark edip hadi bunu bir şeyler yapalım falan deyip kemana. Oo çok iyiydi. Çok iyi. En zor enstrümanı verelim ki heves kırılsın falan demişler. Oğlum ağladım biliyor musun? İlk komayı duyduğumda. Sonra piyanoya bastım oh dedim rahatladım falan. Ya o nasıl oldu o çocukluk benim zamanları? Benim çocukken hatırladım yani bu soruyla karşılaştığım zaman böyle yine evet ya doğru ne zaman acaba falan diyorum. Ama galiba çocuk
çocukken hiç öyle bir merakım falan yoktu. Ailede müzisyen olmadığı için hani böyle bir ben dümdüz şey büyüdüm. Ha, benim lise dönemi. Ben müzik sevmiyorum efendim. Ha, lise. Müzik hoşlanmıyorum. Lise zamanında böyle şey oldu. Hani bizim bir tane hoca vardı. Ya böyle kastay yarışması var falan filan. Allah! O zaman da metal yapıyoruz kastav falan. Her hani lisenin. Bir de metalci hani şey olmuyor ya, bilmiyorum belki de oluyordur da, metalcisin, asilsin işte lise zamanında falan. Hani o halde böyle Caddebostan'da gitar çalıp seneler falan diyecek bir müzik dinlemediğin için onu da yapamıyorsun. Ve müzik de uygulamıyorsun. Hani bir grubun bandin yoksa, ki yoktu o zamanlar. Uh-huh. Ama işte lise ortamında öyle bir band Kastan'a grubu oluşabildi. Kastav'a katıldık. İşte 3 kere falan katıldık. Wow. Evet, evet. Hocam arkadaşımız ödüllü, Kastav'dan ödüllü. Herkes rahat olsun. Herkes yok ama baktı ki yeteneği var. Evet. Yani adam hani. Ne böyle... Ben müziği, müzik beni bırakmadı. Efendim ya. Müzik bana baktı, yetenek bırakmadı. Ne çaldın Kastav'da? Ne çaldı? Ay ay var bir tane. Benim o. Bak, siktir o. Çok üzüldüm bu arada. Şey, ilk senemizde Amon Amarth çaldık. Pursuit of the Kings. Şey, Vokaldin. Şu asla yapamadım. Sen yapamazsa kimse yapamaz. Yok yok, bambaşka bir şey. Mahvederim herhalde. Bon Jovi çaldık. Wanted Leather Alive. Ondan sonra da Guns N' Roses çaldık. Welcome to the Jungle. Yani başlamıştı artık ilgi. Çaldınız yani. İşte çalmaya çaldık. Aldık evet. Liseli bir grup olarak çaldık. Peki, ama o zamana şey kadar yoktu yani. O lise döneminden önce. Yani mesela şöyle bir şey mi oldu? Bir de katıldınız. Hiçbir şey olmadı. Bir iki kere daha olmasının sebebi. Şöyle söyleyeyim. İlk katıldık. Abi sen davul çal. Sen bas çal falan gibi oldu. Hani şey değil, ben basçıyım abi, şu kadar seviyem falan da değil. Bas çal sen. Sen gitarla ilgileniyordun, gitar çal falan. Abi bilmiyorum falan. Benim de birazcık ilgim vardı. Sen gitar bak, çal. Şöyle söyleyeyim, benim birazcık ilgim vardı gitara, çok az ama. Yani muhtemelen o gitarcıdan biraz azdır. Evimde de bir tane gitar var. Şey yapıyordum, tek telden. Çıkardım abi şarkıyı. Ertesi gün abi şarkı böyle falan diye getirmişliğim var. Hani şey, bu kadar yokuz, müzikte yokuz yani. Neredeyse öyle falan çalıyorduk. Müzik hocası yok, öyle çalmayın şöyle falan diyerek. Ya iyi, en azından müzik şey dememiş, bu ne böyle ya? Evet ya, o liseli gruplara tahammül gösteren evet, insanların çok büyük emeği var bence bugün bütün müzisyenlerinde. Evet. Kastav'da çünkü hiçbirimiz... Bende şöyle bir şey var, benim okula ilk girdiğim iki sene ben müzik grubuna girmedim. Çünkü bizim okul hep bir ödüller kazanıyormuş ama benim yani götüm yemiyordu yani. Ben gitara yeni başlamışım o zamanlar, 13 yaşında başladım. Hiç şey demiyordum, ben gireyim de bir okul grubuna gireyim falan. Zaten ödüller alıyorlar falan, benim gözümden onlar müzisyen falan. Evet. Sonra bizim işte yakın arkadaşım dedi, oğlum sen gir seçilirsin bak çalıyorsun falan filan diye böyle gaza getirdi beni. Hı-hı. De ben hani okul grubuna girebildim. Herhangi bir müzik yapayım grupta falan. Hep böyle bir hevesim vardı. Hani bir grup kuralım, müzik yapalım falan ama hocaların emeği çok önemli bence. Çünkü bir araya bir grup çocuğu koyuyorsun. Bir şeyler yapıyorlar. Hani böyle olası bir müzik. Neyse bu doğru ya. Bu ben şeyi hatırlıyorum yani. Ya. Okulun lisede konferans salonunda bir gün çalıyoruz. En önde müdür var. Böyle dinliyordu. Onu hatırlıyorum. Şimdi o adamın ona tahammül etmesidir yani. Anlatabildim mi? Hani evet, insanların müziği. Seneye de olsun diyebilmesi. Ne kapatın bunu falan. Benim yaptığımı anlatıyorum size. Konferans salonunda piyano var. Konferans salonuna giriş yasak. Ben çalmak istiyorum ya. Öğle arasında falan yani. Yemeği bir önceki teneffüs yemişim kardeşim. Açın şu kapıyı da çalayım. Kitleyeceğim söz falan. Yok abi, vermiyor vermiyor. Hafta sonu veli toplantısı olacak. Ben gidiyorum, diyorum ki pazar günü sabah 9'da yavaş yavaş veliler gelir. Ben 8.30'da geleyim. Lise mi bu? Evet. Bekleme müziği yapayım. Aradan da hani, çalmış onu. Evet. Falan. Orada böyle pratik yapmak için götümden uydurduğum bir etkinlik bu. Peki görünüyor musun yani? Senin çalını görüyorlar mı? Sahnenin bir köşesindeyim, çalıyorum. Hani hoş geldiniz. Sonra o dönemde de şeyleri araştırdım. Ben de çok ağır metalciydim bir dönem. Ve böyle şeyleri görmeye başladım. YouTube'a bir giriş yaptım. Hani insanlar başka coverlar yapıyor, bir şeyler oluyor burada falan. Mesela System of a Down'u piyano cover yapan bir kadın. Kadar güzel, ben bunu yapmalıyım falan. Veli toplantılarında böyle Toxic falan çalıyorum. Yemin ederim böyle. Böyle bir noktadan sonra full böyle artık metal coverlar piyanoda ve veliler geliyor böyle. Lise 3'te ya da 4'te falan ben böyle sürekli her şeye katılıyordum derslere girmemek için. Şiir dinletisi varım, tiyatro varım falan. Hepsinde varım böyle. Bir tane şiir dinletisine de gitar çalıyorum ama perdenin arkasında çalıyorum böyle. Çalıyorum böyle sürekli, senin dediğin gibi şey. Biri şiir okuyor işte, bir şey diyor kadın dediğin falan. Ben de dın 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 falan. Sonra şeyin sonunda, dinletinin sonunda hoca perdeyi çekti, beni gördüm bile şaşırdı. O adam canlı çalıyor. Ooo falan. Yok şunlar böyle. ATM'nin içinde insan var. Herkes o ayakta falan alkışırlar yani. Bütün şiir şeyi o kadar almadı. Hani insanlar şey diye düşünmüş herhalde. Arkada bir teypler şey dönüyor. Oha insan falan diyor. Çok reaksiyon almış. O geldi aklıma. Peki şey diye. Buldun mu sonunda lisede peki? Grup, bir tane gruba girdim. Oldu mu? Ha şu aynen. İlk Kastav'a girdiğimde şey sen oldu. Sen de Kastav. Ben de ilk evet işte Kastav'a girdim. Yani. Çok iyi bir davulcu vardı ekipte. Bir önceki sene en iyi davulcu ödülü almış falan. Hani o yüzden cesaret edemiyordum yani. İşte orada da başka bir çocuk var. O da davulcu, seçilememiş. Böyle ben de Ebu
bile muhabbet ediyorum. Beni seçmişler gruba. Ondan sonra diğer seçilemeyen davulcu çocuk böyle dinliyormuş, tanışmıyoruz. Ben de işte Canon Rock diye bir şarkı vardı, hatırlar mısın? Onu ben bahsedeyim abi. Onun işte Slipknot'u. Oralarını çalamıyorum falan. O da şey dedi. Aa yoksa sen Slipknot atamıyor musun dedi. Ondan sonra Ebru bana şey dedi. Oo falan yaptı. Ben de böyle uyuzum. Ben çok kompetitifim, tamam mı? Bilmiyorum, haberim var mı? Hiç bilmem. Bir takım oyununda adam item'ını tamamlıyor, tamam diyor. Gerisi önemli değil. Çok iyi oynadık. Devam edelim ya. Ne sorandır ama 25'e 0 falan. Ben çaktırmam. Ben ya çalamıyorum falan ama şimdi şeyim böyle. Ne dönüyorum lan falan. Bir ay sivip çalışıp geldim böyle. Neyse. İşte biz o çocukla grup kurduk sonra. O davulcuyla. Çilden davul. Seçilmeyenle. Seçilen davulcu çok havalı diye böyle hoca uyuz olup onu çıkardı. O diğer çocuk geldi. Kaos, dramalar oldu falan. O diğer seçilmeyen çocuğun mahallesinde başka grubu var mı? O da o grubu dağıtıp falan biz böyle bir grup kurduk. Sen Matiz koyduk ismini. Benim ablamın köpeği var. Bu arada ablam gitar aldı bana. Şeydim ben. Rapçiydim falan. Sonra işte Cure dinledim. İlkokulun sonunda dedim ki ah siktir ben rock müzik yapmalıyım falan. Falan. Hani hep biliyordum Red Hot falan ama. Rap'ten neler vardı? Benim ilk konserlerim hep rap mesela bu arada. İlkokuldayken ben işte okul gösterileri falan hep böyle zincirli rapçi çocuk işte o cezaların falan. Rap star. Tabii rap star. Sagopa'nın işte romantizmi. İlkokulda rap, Sagopa, Ceza sonra bir rock, sürü diğerleri. Ay Sezerler bilmem ne. Sonra metal. Sonra rock ve alternatif. O sıralar ondan sonra grup kuruyoruz. Sen Matiz diye. Ben yanlışlıkla vokal oldum. Valla grupta kız bir tane vokal vardı. Ben de böyle mikrofonun başına geldim bir ara böyle gitaristim. O zamanlar Green Day falan dinliyorum. Geldim böyle bir, do you have the time falan sesimi de benzetip böyle. Ondan sonra bas çocuk işte şey dedi. Aa ne güzel lan dedi. Kıza döndü. Ya dedi bu sene benim dedi son senem. Biz dedi bunu çalsak dedi. Sen dedi seneye yine girersin falan dedi kıza. Kız böyle üzüldü bir şey de diyemedi. Ben vokal oldum. Basket case çaldık Kastav'da. Sonra kız bizim... ne yapıyor? Bence kız şu an muhasebeci falan oldu. O gün son evet, günü müzikle dokunduğu son gündü. O davulcuyla biz grup kurduk. Sen Matiz. Yanlışlıkla giderek metal sevgimiz artıp ilk başta bir playlist yapıyoruz. Rammstein'da var. Red Hot da var. Muse var. Kaos. Ondan sonra ben dedim ki ya ben ya gitarist olayım ya vokal olayım artık. İlk başta bir gitarist aradık falan bulamadık. Sonra Uğran'la bir tanışıyorduk. Ebu var ya beni Kastav'a sokan. Kastav'a gitsen abi diye. O dedi ki abi Uğran dedi iyi vokal falan. Gösterdi. Abi dedi tamam bir tanışalım. Biz hemen bir arkadaş olduk sonra. O gün bugündür 10 yıldır işte müzik yapıyoruz. 2011. Sanki bir süredir 10 yıl diyormuş. 11-12 yıl oldu. Bir süredir 10 yıl. Ay aaa sen. İşte. Boş değil. 4 kişi görüyorum. İşte, aynen. Bugün hikayesi. Yazdım o şarkıyı. O şarkının hikayesi komik bu arada ya. Aldattım mı şarkısı vardı. Uğran'dayız ben böyle gitar çalıyorum. İçeriden gülme sesleri geliyor. Uğran da böyle duşta mı giyiniyor mu falan. falan diye gülüyor. Sonra güle güle geldi. Abi dedi bak şöyle bir nakarat geldi aklıma diye. İşte şeyi söylemedi. Aldattım dün gece gördüğüm falan. Onu söylüyor. Ben de hemen gitar çaldım zuhapuva diye. O şarkı da öyle çıkmıştı ortaya. İçeriden gülme sesleri ama çok komik. falan kendi kendine nakarat bulmuş gülüyor öyle. Eğleniyor içeride. Şakalı. Sözler nasıl çıkıyor genelde? Genelde mi? Genelde. Çok değişken oluyor ya. Oğulcan bazen bak böyle bir şarkı yazdım diyor. Çünkü ben diyorum ki bak böyle bir şarkı yazdım. Ya da kendi içinde çok consistent yani. Hmm. Birinin ağzından çıkıyormuş gibi duyuluyor. Süper duyuluyor, evet. Öyle duyuluyor olması. Yani fark yok. Her sanki biri yazıyor gibi duyuluyor. Ha. Oo. Anaokulunda falan böyle oyunlarda oynuyordum. Hep böyle bir tane aynı paternde rol oynamışım bak. Bir tanesinde bir tavşan krallı bir tane de bir fotoğraf daha vardı. Şey, hikayelerin üçü de şöyle bak. Birinde leyleyim ben. Mektup getiriyorum. Eskiden leylekler mektup getirirmiş. Ha şu. Bak, patern hep aynı ama bak. Patern şu leylekler. Hayır, tipinin hiç değişmemesi de çok komik ya. Hiçbir şey değişmemiş suratında. Kral ve değil mi? Tavşan. Şu, tavşan yani, kral anlamında. Evet. Espri şu. Eskiden leylekler mektup taşıyormuş. Ben prensesi görüyorum. Ağzım açık kalıyor. Sonra diyorlar ki leylekleri güvercin getirsin. Sonra ikincisinde eskiden tavşan kralmış. Hep uyuyorum diye aslan olsun diyorlar. Üçüncü oyunda da eskiden horozların burası yeşilmiş. Ben bir sabah uyuyakalıyorum. Utancımdan kırmızı oluyor falan. Hep başrollerdesin ama. Hep ikinci rol böyle. Hep başına. Devam eden bir oyun bu ya. Yok hayır hepsi. Hayır, bak, hepsi bunlar hep ayrı ayrı oyunlar. Ayrı okullar hatta. Biri anaokulu, biri ilkokulu. Falan. Evet niyeyse ben başarısızsın sen ve rezilitsin şeyi. Ama hayır bir, o bir başrol değil mi abi? Başrol vermişler sana. Başroller yani. Evet. Kahraman benim. Sonunda kral olan aslan ben değilim. Evet o yüzden hırs yapmış olabilirim bilmiyorum. Kaybetmeyeceğim artık daha fazla bir şeyi. Bir de şurada bir kaşık görüyorum efendim. Ha kaşık. Aa. Onu sen anlat. Sen yarın tutuyorsun. Tamam ben anlatayım. Ama muhtemelen şimdi 1, 2 ve 3. isimlere bakarak. Sevgili Novan Orda'nın başlattığını düşündüğümüz. Ritüelimsi bir şey. Şöyle ki bunu bir müzisyene veriyorsun. İmzalıyorsun. Sanatçı diyelim. Sanatçıya veriyorsun. Hı-hı. O sanatçı da artık belli bir süre geçtikten sonra kendi inandığı süreden sonra başka bir müzisyene ya da sanatçıya veriyor. Bu süre bana bu, ait tamamen. Evet. İşte böyle yani. Böyle bu kişiden kişiye dolaşıyor. Amacımız da Weekend'e ulaştırmak.
Arkadaşlar söyleseydiniz. Göt olmaz mıydın böyle güldüğüne? Valla. Çat diye bir kendin elinde böyle Instagram'dan size DM atıyor. Şey atıyor, biz de etiketlemiştik. Girsin, kaşığı geri veriyoruz. Bu çok güzel bir ritüal. Sen buna imza atacaksın. Şimdi bu kaşık başka bana... Başka bir sanatçıya da vereceksin. Evet. Sırası da var burada. O sıraya göre şimdi kaçıncıysan. Sıra, ben de yedinciyi imza atıyorum, bekliyorum. İstediğin ne yapıyorsan yapıyorsun. İstersen hiç beklemeyebilirsin. Hemen sonra sen de. Bir başkasına. Bana beklenmeden verildi mesela. Çok güzel. Ama... Bana da hemen verler, bende biraz kaldı çok bu arada. Çok başında ama yani. İşte ben biraz bende kalsın ve... Artık nasıl istiyorsun? Ecem Böke, sevgili Novan orada, sevgili Can Ozan, Dilan Balkay, Dilan Uğran Özay. Vermiş, Uğran bana vermiş, ben de sana vermiş bulundum. Bir de ben Kaos'ta Arena Günü verdim. Arena Günü Uğran'a geldi, Uğran hemen bana verdi. Ben dedim ki ben de Ozbi'ye veriyordum. Dediler ki biraz dursun biraz ya dursun. Bu kaşık. Ozbi kendi dedi hatta. Hatta evet hemen dönmesin dedi. Şey. Doğru biraz... diyor evet. İşte düşünsene bir de geri geldi yine. 6 yıl sonra sana geri geliyor. Nasıl olmuş lan kalem? Ağlarsın ya da ne bileyim lan. Sadece şurası var kırılmış falan. Hayır. Ya da eklemeler yapılmış böyle falan. Kendine yer kalmış ve çok değerli olmuş. Madonna şu kadarcık imza atmış. Evet evet. Hakikaten bunun bu arada şeyini bilemeyiz bu arada. Hakikaten 5 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz. Bu müthiş bence bir güzel ritüel. Ben gurur duyuyorum bunu sizinle. Başlatan sevgili arkadaşlarımıza. Saygılar. Evet. Ecem Böke diye Ecem Böke'ye saygılar. Diye düşünüyorum başlatan ama belki de çok... Belki de Weekend başlattın anasıl. Kesin mi öyle oldu bence? Ey yani. Weekend! Evet. Sesimiz yok. Kaşık senin peşinde. Peşinde. Kaşık peşinde. Bırakma. Evet. Sırada beste yapma session'ımız var. Burada Türkiye'nin iki tane müzik yapma makinesiyle oturuyorum. Türkiye evet. Benim... Doğru bilgiler doğru diye söyledim. Senin sunumumu sabahtan beri beğenmiyorsun. Sabahtan beri hayır ya. Sana ne diyeyim söyle kulağını ben bunları söyleyeyim. Ben çok yakışıklı. Destek çok yakışıklı. Bütün kadınlar peşinde koşuyor. Beğenmiyorsun. Bir tek kadın beni değil. Beğenmiyor. Özür dilerim. Doğru onu yetmiyor ne desen yetmiyor. Şurada müzik türlerimiz var. İstiyorsanız müzik türlerimize dalalım. Onu hemen yapalım. Şu kırmızının içerisinde müzik türlerimiz var. Türü. Ay çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Eyvah! Ne? Arabesk rap. Ya hayır ya! Tam olacağım bu işte şey bu. Ya. Bu, işte bu mu? Şimdi görüşürüz. Arabesk. Biz de girdik. Bitti bu iş. Geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Hocam kelime... Arabesk rap. Böyle temamızı belirleyecek kelimemizi seçelim. Hadi Uğran. Bu kelime miydi? Kelime. Nakarat için mi kullanacağız? Nakarat için kullanacağımız bir kelime. İhanet. 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 Arkadaşlar, tamam. Şöyle bir fikir geliyor aklıma. Ha, yazacağız mı? Söz mü? Kalem. Gözlerinin yeşilini özledim vibe'ı mı dilersiniz? Yoksa biz 5-4 kişiydik arkadaş mıydı? 5 miydi? Hani öyle bir bağırışlı bir arabesk rap mi bu? Ha rap dedim bir de pardon arabesk rap. Yoksa böyle hani nakaratta da bir gözlerimi kapadım çiz olsun. Of kadın nakaratlı çok kadın iyi olmaz nakaratlı. Mı ya? Verse'ler nakarat yani verse'ler şey tamamen kadın ama. Yok. İlk defa nakaratta duyuyoruz birden kadın aynen. Sesini. Ben yazıyorum abi. Yazdık durun. Mı? Bir dakika neydi? Ha, bir dakika ayrı şarkılar mı yazdık yoksa ne yaptık? Ortaklaşa bir şey yapıyoruz. Birer ortak şarkı. Tamam bir verse sen gir kardeşim. Tamam. Bir verse ben gireyim burada. Tamam. Hemen gerekeni yapalım. Aa sen bize şeyini ver. Aa evet böyle bir bize bir dansana. Bu son akor yeterince cheesy değil. Daha evet daha bir kötü. Sen bize bir müzik dön ben hemen sana bir iki bar yazayım. Sen dön bir loopla sana. Kal diye dönün bile bile sözleri yeni al diye sen özünden alsın. Kafiye arıyorum abi ne yapayım ya. Ziyaret etmiyoruz ya orada. Orayı güzel hareket yapacaktım. Ne olur ihanet ettim hep hayret ne olur bir ziyaret et diye böyle bağlayacaktım ama. Lütfen ya lütfen hazırdık ya hazır geldik. Hayret, ne olur bir ziyaret et. Son benim ol nihayet, edemem şikayet. Et bir ziyaret. Verse'lerde rap yapacaksınız. İşte evet yapacağım ama bir şey yakması lazım. Aa rap dedik ya. Ama birazcık şey yapmamız lazım. Ya evet biraz. İşte sana bundan, sonra bana yine kötü bir ve sonra nakarat, melodik tamam, nakarat. Tamam ben öyle bir şey yerdim. Doğru, arabesk rap. Yine mi ihanet, ihanet, ya, ya, yani ziyaret, ha. Şöyle falan olur mu? Yine mi ihanet ihanet ya ettim hep hayret hep hayret ah ne olur ziyaret ziyaret ya benim o nihayet edemem şikayet falan böyle gitsem ben siz üstüne böyle olur. Agresif böyle ihanet falan. Olur. Bağırayım ya da sen... Yine mi ihanet? Olur mu? Tabii çok hazırım ya. Ettim hep hayret hep hayret ya. Bak akıyor flowlarım. Kalemin mi dedi? Benim o nihayet edemem şikayet. Wow. Edemem ihanet, edemem ziyaret. İhanet değil mi? Kadınım sensin, kolay mı? Bu bir arabesk rap beat'i değil mi? Olur mu şöyle bir şey? Yine mi ihanet, ihanet ya? Ettim hep hayret, hep hayret ah. Edemem ziyaret, miyaret ya?
Benim ol nihayet, edemem şikayet. Kadınım sensin, kolayıma gelsin. Kalemim yine senin için akıyor. Sonunda inanılmanın geliyor. Sebebini bile bile kaçıyor. Yine bana zararlı inan etiliyor. Yansın gemiler, yansın. Kaçtım yeniden. Ne oldu abi, iş yapıyoruz burada ciddi. Evet. Harika, harika, harika. Sadece şunu düşünüyorum, nakaratımız net. Net bir yok değil mi? Onu net yazdığım zaman bitiyor. Flow'un iki katına çıkarabilirim bak, hiç acımam yani. Acıma bakayım. Kalemim. Tamam, nakaratı şey yapalım mı? Kalemim yine senin için akıyor. Ama öyle bir şey. Kalemim evet. Yine senin için akıyor. Sonunda inan sözüm geliyor. Sonunda inan sana sözüm. Ama ifadeni biraz daha şey. Kalemim yine senin için akıyor. Kalemim İhanet. Senin için akıyor. Bu sözler hep kolayıma geliyor. Evet. Çok kolay akıyor yani. Evet. Kolayıma gidi, kolayıma gidi. İhanet sıkıştırmamız lazım. İhanetin bedelini biliyorum. Ah! Biliyorum! İşte. Ama yine seni... Seviyorum. Biraz evet. Daha zaman ayırsaydın. Buna rağmen yine seni seviyorum. Buna rağmen yine seni seviyorum. Yine nasıl? Bak ben böylece... Bedelini biliyorum. Bedelini. Bedelini biliyorum. Buna rağmen yine seni seviyorum. Aktı. Yine mi ihanet, ihanet. Bay. Tamam, sen bunu söyle sonra ben verse'ime gireyim. Ben nakaratta verse'te akıyorsun. Ya. Tamam. Bakalım ne olacak. İhanet, hadi tamam. Beni kaydet. Kaydet. Yeni hit. Kalemi çekiyoruz zaten. Çok iyi. Şöyle şeyler yapacağız. Evet. Yine seni seviyorum. Ya evet. Adamım ihanet. İnanamam şikayet. Tamam. Araba falan var mı önünde durabileceğin? İstediğin her şeyi yapabilirsin. En lüks arabaları koyun evet, işte. Evet, arabesk rapte mi? Tabii canım arabesk. Fark etmez ki. Araba olabilir. Herhangi bir araba. Lüks bir araba olmasın. Şey belki ki para dolu olan bir çanta. Bir şey yapabiliyor muyuz? Araba zemininde bir tane halı var. Araba halının üstünde. Ve biz böyle şeyiz. Niye ki? İstanbul. Oha, bir iyi. Tarihi doku. Kalemi. Biraz ihanet böyle hani. Hafif getto böyle bir yerlerde bir iki sahne çeksek doğru. Mi? Koyarız genel biz seni, ben seni koyarım. En getto mahallelere sokacağım seni. Ha, ya, saklanıyorum ha. Gerçeklerden kaçarken. Peki dur bakayım, bu değil de mesela. Kalemim yine senin için akıyor. Bu sözlerin kolayıma geliyor. Lanetin bedelini biliyorum. Buna hemen yine seni seviyorum. Kalemim yine senin için akıyor. Bu sözlerim kolayıma geliyor. İhanetin bedelini biliyorum. Buna rağmen yine seni seviyorum. Ne mi ihanet, ihanet. Ettim hep hayret, hep hayret. Edemem ziyaret, miyaret. Benim ol nihayet, edemem şikayet. Hadi beni kaydet, al sana yeni hit. Buradan sonrası bir istihar yapacak. Ölümüm yine senin için akıyor. Yine. Bu sözlerin kolayıma geliyor. İhanetin bedelini biliyor. Bedel. Buna rağmen yine seni seviyor. Seni. Yapalım. Ya seni ölümüme geliyor. Bu. İhanetin bedelini biliyor. Buna rağmen yine seni seviyor. Güzel. Arabesk rap ya. Ya çok adapte ettin ve her seferinde adapte. Aynı rhyme'a geri düşmüştü. Tabii. Bastırıcı. Ben hazırım ya. Tamam. Hep rapçi olmak istemiştim. Hadi. Ya. Evet. Of şu an bir kenar mahalledesin ve çok bedesin. Mahallemi gösteriyorum. Evet. Ay şarkısız olsa param olduğunu bilinmesi evet. Lazım abi. Evet. Rapçi değil miyim? Evet. Şunu yap. Para var belli ki. Kalbim kırık ama para. Evet, evet. Seni diyor arada. Kimden? Tamam bence bunları söyleriz ya. Siz söylerken de arada ben arkada... Yine aynı şeyde. Olması lazım. Ruh halinde. Evet evet. Siz ne kadar aşkı... Geç git. Hani umurumda bile değil evet. Senin. Ben bu şarkı daha çok satsın diye gelen rapçiyim ben. Evet evet tamam. Evet. Benim aylık dinleyicimi 1 milyona çıkartıp sonra yine 50'ye düşüyorum. Sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Yani... Üzgünsün. Ver müziği. Hoca gel.
girdiği gibi. Karıştır karıştır karıştır. Sana da vereyim. Seni. Aşk şarkısı yapınca ikisi aynı kadına mı yazıyor acaba? Başımızda böyle yapalım mı? Onaylayalım başımızda bence. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Şehrim, şehrimi göstereyim ben. Ghetto. Gel hadi, yiyorsa kolay değil. Tekme. Tamam, zaten. Bence müthişiz.